Karşınızdakini evreninizin merkezine koyduğunuzda o ilişkide kendinizi kaybedebilirsiniz arkadaşlarım. Böyle olduğunda da hayatında değerli olmak istiyorum diyorsanız özellikle yeni başlayan bir ilişkide bu çok zor olabilir. Nasıl ki yıldızların arasında da ışıklarını yayabilmeleri için belli bir boşluk var, aynen ilişkilerde de böyle arkadaşlar. İki kişi kendi ışığıyla bir araya geldiğinde daha da aydınlık olur ama sen onun ışığını parlatmak için kendi ışığını söndürmeye başladığında işte o zaman o ilişkinin içinde kaybolmaya, kişiliğini kendini kaybetmeye başlayabilirsin. Özellikle ilişkinin o ilk heyecanlı anlarında zamanlarında karakterin partnerin gibi olmaya başladıkça kendini kaybetmeye başlarsın. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz arkadaşlarım. E Erdem aşık olduğumuzda kendimizi zaten kaybediyoruz. Evet kaybederiz. Aşk devam ediyorsa bunda bir sıkıntı yoktur. Ayrıca bağımsız ve bağlı olduğunda aşkta ...çekimini daha da çok arttırırsın. Aşırı uyum gösterdiğinde... ...aşırı onunla tıpa tıplaştığında... ...yani bunun için çaba gösterdiğin... ...elbette benzerliklerin olabilir. Bu harikadır ama... ...onun gibi olmaya çalıştığında... ...aynısını yapmaya çalıştığında... ...ve onu aşırı bir şekilde mutlu etmeye çalıştığında... ...kendini bırakıp... ...işte... Bu şekilde kendinden bir vazgeçiş senin etkini de çekimini de o ilişkide aslında azaltmaya başlayacaktır arkadaşım. Özellikle kendini kaybettiğinde bilmiyorum belki bu videonun başlığını böyle albelini bir şey yapsam çok daha fazla izlenebilir ama kendini kaybetmek özellikle yeni başlayan ilişkilerde çok çok gördüğüm bir şey. Karşındaki de aşık, sen de aşıksın. Hani bu duygu geçene kadar böyle olmanızda pek bir sıkıntı yok. Çünkü aşkı öyle kolay kolay bir kere o hapı yuttuktan sonra kolay kontrol edemezsiniz. Ama en azından belli bir süreden sonra bunu devam ettiriyorsanız burada sıkıntı olmaya başlar. Neden bir ilişkinin içinde insan kendini kaybedebilir? Şunlar olabilir. Bunlar kendini araştır mesela arkadaşım. Onaylanma isteği olabilir kendini beğendirme arzusu olabilir, güvensizlik hissiyatı olabilir. Bazen yalnız kalmamak için bunu yapıyor olabilirsin. Kaybetme korkusundan dolayı bunu yapıyor olabilirsin. Senin sebebini de bilmiyorum arkadaşım ama geri adım atıp bunları şöyle dışarıdan kendine bakıp yeniden değerlendirebilirsin. Böyle bir durumda da ne yapmalısın? Videonun sonunda da nasıl bu durumu çözebilirsin? Ve bu 7 maddenin içinde de çözüm yollarından da bahsediyor durumda olacağım sizlere. Birinci nokta şu: Her zaman partnerinle birlikte olursun. Başlangıç normal olsa da bu devamlı olmaya başladıkça ne olur? Yani hepimizin arkadaşları var, çevresi var. Partnerinle aşırı bir şekilde görüştüğünde partnerin sevgisini kazandıkça arkadaşlarından uzaklaşmaya, sana tepki göstermeye hatta onlardan soğuk olmaya başlamış olabilirsin. Partnerinle aran kötü olmaya başlarsa eğer, partnerin senden uzak durduğunu ya da yaşadığınız sorunlarda bu sefer yalnızlık hissedersin. Bunun sonucunu bazı ilişkilerde görüyoruz. Sensiz ben yapamam. Şimdi sensiz ben yapamam olayının aslında nedenlerinden birisi de budur. Sosyal olarak kendini yalnızlaşmaya başlarsın. Bunun kolay bir yolu var arkadaşlarım. Partnerinle birlikte arkadaşlarına gideceksin. Kendini arkadaşlarına zaman ayıracaksın. Bunu bu şekilde dengeleyeceksiniz. O zaman bir sıkıntı çıkmaz. Özellikle ilişkinin başında da bunu yapın. Hani bilinçli bir farkındalığınız olursa o ilişkinin başındaki o yüksek noktalarda da buna dikkat ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi birinin sana aşık olması, sana çekilmesi, sende olan bir şeylerden etkilendiğinin bir göstergesi. Şimdi iki, başkası gibi olmaya çalışmakla ilgili. Kendi görünüşünü onun görünüşü gibi yaptığında, onun gibi davrandığında, onun dinlediği parçaları dinlediğinde yani onunla ilgili her şeyi sen de yapıyormuşsun gibi gözüktüğünde arkadaşım o ilişkide karakterini ve kişiliğini kaybetmeye başlarsın. En somut örneklerinden birisi de budur. O istediği için sırf belki de bazen, o sevdiği için belki de bazen kendine aykırı davranışlar yaparken bulursun kendini. Şimdi bunlar sana göre değişebilir ama bu davranışları yapmanın nedeni videonun başında söylediğim bilinç dışı nedenlerinden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi burada anlatacağım şeyler sizi böyle köşeli yapmasın. ...yumuşak ve esnek de olmanız çok önemli. Elbette görünüşünü değiştirebilirsin. Çünkü ilişki birbirine de benzemektir zamanla. Ama bu benzeşim... ...istekli ve kendi iradenle ve kendi seçiminledir. Görünüşün de onun tercihleri senin hoşuna giderse, senin de işine yararsa, sen de fayda buluyorsan elbette ilişkide birbirini büyütmek dediğimiz noktada budur aslında. İçten içe benim sevemene rağmen bunu yapıyorsan burada sıkıntı olmaya başlıyor. Şimdi üçüncü nokta konuşma partnerinizin etrafında döner hep. Ya senin kendi benliğinle ilgili bir konuşmanın zamanı, süresi o kadar azalır ki yani evlerinize dağılırsınız. Yine partnerin üzerinde döner konuşma. Onu anlatırsın. Ondan bahsedersin her yerde. Devamlı o vardır. İlişkideki bak bu durum ilişkideki o sekronizasyon suzluğa neden olur. O ritmi bozmaya başlarsın. Yazışmalarında ve ritminde de aynı zamanda bu takık hal aslında yazışmanın kendi organikliğini, yazışmadaki mesajların da kendi organikliğini bozar. Yani atılmaması gereken zamanda mesaj atarsın. Hızlı davranırsın. Şimdi bunların her birisi güzel arkadaşım. Hani cool davranmak diyoruz ya ilişkide. Hep bunu yapıyorsun. Aslında bununla çok da alakalıdır. O yüzden kendi karakterini koruduğunda, kendi omurganı koruduğunda sana gelen senin için zaten gelir. Dördüncü nokta ise sana göre olmayan alışkanlıkları, davranışları sanki kendin de seviyormuş gibi yaparsın. O işin müttelasıymış gibi davranırsın. Bu zaten sizi çok sıkıntıya sokabilir. Olacağı varsa o ilişkinin oluyor. Çevremde arkadaşlarıma bakıyorum ve birçok görüşmede o kadar ki kendi hayatımda da bakıyorum. Yani Erdem sen bu dediklerin acaba tıp atıp uyuyor mu sana baktığımda? Bazen o kadar çok böyle baltayı taşa vurup da olmayacak başlangıçlar yapıp da olmayacak şeylerle gidip de harika ilişkileri dönüşen şeyler de vardır arkadaşlarım. Hani böyle böyle kanun gibi düşünmeyin bunları. Olursa iyi olur. Bu bağlamda bakın. Ama şu beşinci madde kırmızı bir bayrağınız olsun arkadaşlarım. Daha en başından seni rahatsız eden, senin gülmediğin onun güldüğü, böyle ukala şakalar, senin oranla buranla dalga geçen, senin oranı buranı aslında okeylemeyen, söylemler, sözlü saldırıları, sen eksiksin mesajları veren ve şeyler söylediğinde de seni aklından şüphe ettiren, aslında gaslighting gibi böyle davranışları yapıyorsa zaten başında hemen uyanmanız, bunları görmezden gelip kendi değerlerinize, kendi aklınıza rağmen devam etmeniz, işte o ilişkide kişilerinizi zamanla kaybetmenize neden olur. Zaten uzun süreli bir ilişki de olmaz. Başında bunu gözlemlemeniz ve fark etmeniz burada çok önemli. Bu durumda nasıl bir yol haritası izlemek daha iyi olur? İster bu durumların benzerini yaşa ya da ister böyle durumun içinde olma. İlişkide bu durumun çözüm için yol haritası şudur bak güzel arkadaşım. İlişkide bizim içinde de benim ne kadar küçülüyor ya da benim ne kadar büyük. Benim zaten bizim içinde büyükse muhtemelen partnerin mutsuzdur. Ya da sen Kartların öyleyse sen mutsuzsundur. O zaman da senin benim küçülüyor demektir. Şimdi ben ile biz arasında ne benim büyük olsun ne küçük olsun bizle eşit olsun. Bizle ben arasındaki dengen çok önemli. Bunu biraz daha somutlaştırayım. Bunun çözümü çok basit. Bu dengeyi kurmak aslında çok basit. Biz için ayırdığım vakit kadar kendi benim için de vakit ayırmak. Buna ben vakti diyebilirsin, biz vakti diyebilirsin. İlişkinin içinde biz olmak kadar kendi yalnızlığına da ihtiyacım var. Kendi yalnızında, kendi derinliğine de ihtiyacın var. Kendini toparlaman için, zamanını, enerjini, bilgini, kendi ihtiyaçlarını da tamamlıyor musun? Kendin fulleniyor musun? Yoksa kendi şarjını o ilişkide tüketiyor musun? İşte bu çok önemli bir şey. Önce kendi ışıldamanı söndürme. O parıldasın. Karşındaki partnerin bunu yapıyorsa onun da ışıldamasına izin ver. Bir araya geldiğinizde çok daha büyük bir aydınlık olursunuz. Daha büyük ışıldarsınız. Bu yüzden önemli. İlişki iki insanın tek bir kalıpta birleşme şekli birleştirilmiş hali değildir. İki benzersiz insanın birbirine bağlanma şeklidir arkadaşım. Sizi siz yapan şeyleri sana iyi geliyorsa ve ilişkine zarar vermiyorsa atmayın bunları. Ve her zaman şunu hatırla. İlişkide iki ben vardır. Ve ikisi de değerlidir ve özeldir.